Pek ısınmadık çünkü bütçe zayıf. Maaşlar biliyorsunuz, emekli maaşı, emekliyiz biz. Doğalgazından ısındık ya, çıkanağı cahayla karayı seçtik. Çünkü 2+1 evde oturuyorum. Çok yakıt ödüyorum. 300-350 civarı geldi. Soğuk havasıyla içimizi titreten Kayseri artık sıcak günlere kavuşuyor. Bakalım Kayseri halka hangi ısıtma sistemiyle ısınıyor ve ne kadar bütçe ayırıyor? Ayda 450-500 lira doğalgaz parası geliyor. 120 bin lira elektrik parası geliyor. Ondan sonra ayrıca bir de mutfak parası geliyor, 60 bin lira. Kapı parası falan derken 1,5 milyar da maaş alıyorum. 1,5 milyar da eve varmadan bitiyor. Tamam mı? Anladın mı şimdi? Biter mi? Vallahi diyorum bak. 1,5 milyar da eve varmadan vallahi bitiyor. Doğalgaz da ısınıyoruz. Yani gayet de memnunuz. Aşağı yukarı geçen yıl 1505 lirayla çıktık. Bu kışta herhalde 1500'ü bulmayacak kime geliyor. Yani aylık ne kadar ödüyorsunuz? Aylık 290, 280, 250 civarında falan. Ben İstanbul'dan geldim, üç katlarda oturuyorum. Ha yıkıldı, ha yıkılacak, yıkılmadı. Kömür kullanıyor, odun kullanıyor. Ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? 2,5 milyar en azından. Yıllık. Sizce uygun mu? Uygun değil. Pahalı. İyi yayınlar dileyim. Bu yıl ısımız mağazada kalorifer. İş yerinde ise genel gazla toplu olarak kullanıldı. Gayet güzel, bütçeye uygun. Ortalama aylık gelir hemen hemen 200 lira tutuyor ki o da çok rahat. Doğal gazla ısındık. 800 lira, 850 lira falan oldu şimdiye kadar. Uygun mu sizce? Vallahi buranın şartlarına bakarak uygun. Yani kömür de yaksan aynı para, mazot da yaksan aynı para. Devlet bunun istatistiğini yapmıştır zaten. Vatandaş da yapıyor onun istatistiğini. Hani onun için normal buranın mesela soğuk iklim burası. Ha İstanbul daha da soğuk. Ben İstanbul'dan geldim. Orada da 1000-1200 lirayı buluyordu. Doğalgazla ısındım. Aylık 250-300 gidiyor doğalgaza. Yani çok hesaplı değil aslında ama yapacak bir şey yok. Isınmak için bir yol bulmak gerekiyor. Şartlar da bunu gerektiriyor. Bu kış 2000 lira. Aylık yaklaşık 400 lira falan aidatla ayı kapattım. Doğalgaz, merkezi sistem. Doğalgazından ısındık ya, çıkanağı cahayla karayı seçtik. Daha da hala yakıyor şu sırada. Ne kadar bütçe ayırdınız? Yavrum 600 liradan aşağı gelmiyor zaten. 600 lira yatırıyor. Nasıl buluyorsunuz? Uygun mu sizin? Ne uygunu ya? Emekli acından geberiyor ya. Doğalgazla ısındık. Geçen seneki ayırdığımız bütçenin 1,5 misli fazla ayırmış olduk yani. Geçen sene 4 milyon ayırdıydık. Bu sene 6 milyon olarak ayırdık. O da yitmedi. Emekliye uygun olur mu hiç 6 bin lira? Ne? Emekliyiz biz yani. Bize en fazla olsa 2,5 veya hadi 3 bin lira olması lazım yıllık. Doğalgazla ısındık. Aylık ortalama 350-400 lira civarında bir aylık harcamamız oldu. Daire başına binamızda. Bu şekilde. Sizce uygun mu? Vallahi biraz yani şöyle diyeyim, bu bina şartlarına göre değişiyor. Yani bu alt seviyelere de inebilir. Nasıl iner? Şimdi örnek bazı binalarda meskensiz, düzensiz yönetimler olduğu için belli bir süre böyle devam ediyor. Ve daha sonra her şey yoluna girdiği zaman biraz daha düşebiliyor efendim bu şekilde. Doğalgazla merkezi sistem 300-350 civarı geldi 2 ay. Nasıl buluyorsunuz? Ya güzel bir şey ama biraz daha ucuz olabilir. Tabii ki kışın zorluyor. Kışın masraf daha çok olduğu için üstüne bir de yakıt tabii ki ağır oluyor. Pek ısınmadık çünkü bütçe zayıf. Maaşlar biliyorsunuz, emekli maaşı, emekliyiz biz. 2400 lira. Maaşlar düşük olduğu için soğuk soğuk oturuyor vallahi. Biliyorsunuz eğer tam yakayım desen 400-500 lira gelir. Maaş 2400. 3 kişiyiz. Hadi yetiştir bakayım. Kolay değil yani. Onun için de her sene böyle ev, Allah'tan ev biraz güney cephede, orta kat, ondan biraz da fazla yakmadan idare ederek geçinmeye çalışıyoruz. Mevzu bu. Doğalgazla ısındım. 300-350 kadar bütçe ayırdım. Sizce uygun mu? Bence fazla.
Fazla yani, pahalı bir de geldi. Çünkü 2+1 evde oturuyorum. Çok yakıt ödüyorum.